Evet, şimdi ben kaç numara şişliyordum, nasıl bir ip kullandım, onlardan bahsedeceğim size. Böyle bir ipim vardı. Bu normalde 5,5 numarayla, 5-5,5 numarayla örülebilen bir ip. Ben bunu 6 numarayla ördüm. Small beden için ölçüleri vereceğim. Small beden için eğer 6 numarayla örüyorsanız, bu ön yüzü, arka yüzü değil, ön yüzü 40 ilmekle başlayabilirsiniz. 6 numarayla yine medium beden örüyorsanız ön tarafı 46 ilmek yapabilirsiniz. Eğer salaş istiyorsanız, daha geniş, daha içinde rahat hareket edilebilir bir yelek istiyorsanız, bu verdiğim ilmeklerin üzerine 4-5 tane ekleyin. Çift sayı olmasına gayret edin. Yaptığınız, attığınız ilmeklerin. Large beden örüyorsanız da ön tarafları 6 numara şişle yine örüyorsanız 52-54 aralığında tutun. X large içinde 60'a yakın ilmek atabilirsiniz. Eğer 5 numara şişle örüyorsanız ön taraftaki bu ilmek sayılarını benim az önce verdiğim rakamların üzerine 6'şar tane ekleyebilirsiniz her beden için. 6 tane ekleyebilirsiniz. 4 numarayla örüyorsanız da ilk başta verdiğim ilmek sayılarının üzerine 10-12 tane ekleyerek başlayabilirsiniz. Şimdi burayı anlatmaya gerek yok. Lastik nasıl örülür? Çoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bilmeyenler için açıklamalar kısmına ve yorumların başına lastik nasıl örülürüm video linkini tutturacağım. Oradan izleyerek lastiğin nasıl örüldüğünü görebilirsiniz. Ön yüzü düz, arka yüzü ters örerek bu şekilde bir düz örgü elde ettim. Kenar örgüsü yapmıyoruz. Kenarlarımız dümdüz çıkıyoruz. Sonrasında ekstra lastik öreceğiz kenarına. Onu anlatacağım size. Öncelikle yapacağımız şey yakadan önce kolu açmak olacak. Bu bizim yeleğimizin karşıdan baktığımızda sağ tarafı, üzerimize giydiğimizde de sol tarafı olacak ön yüzde. Diyecek olursak ben kol altına kadar, şuradan başlangıçtan sona kadar 36 santim olarak ördüm. Sizin boy ölçünüze göre değişir. Daha uzun örebilirsiniz, daha kısa örebilirsiniz. Kolu kesmeden önce ben bu kadar örmeyi tercih ettim. Bu gibi kol açıyoruz şimdi. İki tane kesiyorum. Yani iki ilmeği keserek. İkinci defa iki ilmeği kestim. Şimdi de üçüncü defa iki ilmeği birden kesiyorum. Toplamda 3 ilmek kesmiş oldum. Sıranın sonuna doğru, sonuna kadar düz örgümü devam ettiriyorum. Arka yüze döndüğümde komple sıra sonuna kadar hiç eksiltme yapmadan ters örüyorum. Bir önceki sırada kesim işlemini yapmıştık. Bu sırada da devam ediyorum. Tekrar kesim yapıyorum. Bu sefer iki tane ilmeği kestim. Ve sıra sonuna kadar tekrar yine düz örgümü. Arkada da komple hiç kesme işlemi yapmadan ters örgümü yapıyorum. Ve tekrar kesme işlemine döneceğim. Şimdi burayı düz, arkayı ters örüyorum. Hiçbir eksiltme yok artık. Tekrar döndüm. Şimdi artık bir tane kesim yapıyorum. Bakın, bir oyuntu açılmış oldu buradan. Burası bizim kol altımız. Ve artık yavaş yavaş yakayı açmaya başlayacağız. Bakın, kol oyuntumuz artık son kez bir tane şuradan aldım. Bu son eksiltmemdi. Bundan sonra yakayı açacağım. Şimdi sıra sonuna kadar gidelim. Arka yüze dönerken yaka oyuntusunu anlatacağım. Buradan bir eksiltme ile geldim. Ön yüzdeyim, bakın düz taraftayım. 4 tane ilmeğim kaldı. Yaka oyuntusuna başlıyorum. Yaka oyuntusu için şu 2 ilmeği sabit bırakacağım. Öndeki 2 ilmeği keseceğim. Neden sonu kesmiyorum? Çünkü sonrasında yaka çıkaracağımız için, ilmek çıkararak orada bir sıkıntı yaşamayalım diye. Buradaki 2 ilmeği birlikte örerek yaka oyuntusuna başlıyorum. Hafif sağa doğru eğim yapacak bu şekilde örmem. Normal son 2 tanesini örüyorum. Arka yüze döndüğümde ilk ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzü yine komple
ters örgü yapıyorum. Evet, kol oyuntusu olan bölümden yine ilk ilmeğimi almadan tekrar yine yaka oyuntusunu devam ettireceğim bölüme kadar gidiyorum. Bundan sonra arka yüzleri komple ters örüyoruz. Omuza gelene kadar ön yüzde de son 4 ilmeğin ilk 2 tanesini birlikte örerek, son 2 tanesini de normal örerek sağa doğru bir eğim oluşturuyoruz. Bu şekilde. Bakın, hafif sağa doğru bir eğimimiz oluşacak bir süre sonra. Kol kesimimiz burada. Artık koldan hiç kesme işlemi yapmayacağız. Bu kadar olacak kol kesimimiz. Çok fazla bir kol kesimimiz olmayacak. İpiniz ince ise birkaç sıra daha, birer tane buradan eksiltebilirsiniz. 4 ya da 5 numarayla örüyorsanız biraz daha bu taraftan eksiltebilirsiniz. Ama onun dışında ben kol kesimini bu kadar yapacağım. 6 numarayla ördüğüm için 7 numara örenler de böyle yapabilir. 4-5 numarada birkaç sıra daha böyle birer birer kesebilirsiniz koldan. Şimdi yakadan hep dediğim gibi ön yüzde 4 ilmek kaldığında ilk 2 ilmeği kesip son 2 ilmeği düz örerek, arkaya da ters örerek omuz kısmına kadar ilerliyoruz. Bakın şimdi ben buradan itibaren kaç santim olduğumu ördüğümü söyleyeceğim. Yakayı şöyle açtım. Son artık 4-5 sırada kesim yapmadım. Baktım çok omuzdan daralacak ama sizin bedeniniz büyükse kesim yapmaya devam edebilirsiniz. Buradan oyuk açmaya devam edebilirsiniz. Şimdi şuradan yukarısını size söyleyeyim kaç santim oldu. Şuradan itibaren ölçtüğümde 20 santim. 20, 21 santim gibi. Eğer bedeniniz büyükse biraz daha fazla açabilirsiniz buradaki kolu. Şuradan itibaren kolu biraz daha açabilirsiniz. Şimdi yine tekrar diğer tarafı ördüğüm ölçüde koltuk altına kadar ördüm. İşte ne kadar ördüyseniz 30 santim, 31 santim size kalmış. Ön yüzü bitirdim. Artık kol kesimini, burası karşıdan baktığımda sol, üzerime giydiğimde sağ taraf olacağı için kol tarafını buradan açmam gerekiyor. O yüzden arka yüzde açma işlemine başlayacağım. Ön yüzü bitirmiş olmanız lazım. Şöyle yapıyoruz. Yine aynı şekilde kolu aynı teknikle açacağız. Önce 3 tane. Buraları göstermeyeceğim tekrar tekrar, vakit kaybetmemek için. Çünkü yaka ve kol örmede biraz zaman geçecek. O yüzden buraları anlayabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi ters tarafa, arka yüzüne başlarken önce 3 tane. Sonra ön yüzü hiç eksiltme yapmadan örüp geleceğiz. Sonra 2 tane. Ön yüzü tekrar öreceğiz hiç eksiltme yapmadan. Sonra 1, sonra tekrar 1 ya da işte daha fazla açıyorsanız daha fazla açarak, kaç tane açtıysanız, kol kesimini ne kadar yaptıysanız diğer tarafta, burada da aynı teknikle yaparak geleceksiniz. Bakın buraları 3, 2, 1 olarak kestim. Ön yüzü hiç eksiltme yapmadan ördüm. Dönüyorum. Artık son eksiltmemi yapıp yaka açmaya başlıyorum burada. Şöyle yapacağım. Son kez, dördüncü defa eksiltmemi bir tane olarak yapıyorum. Ama dediğim gibi büyük bedenseniz, daha önce de söylemiş olduğum gibi, birkaç kez daha birer tane kesebilirsiniz. Kol oyuntusunun geniş olması önemli büyük bedende. Yaka kesimine geldim. Ön yüze döndüm. Artık kol kısmında bu tarafta hiçbir kesme işlemi yapmayacağım. Buraya dümdüz döneceğim arka yüze. Hiç eksiltme yapmadan döneceğim. Şimdi burada bu tarafta 2 taneyi örüyorum. Üçüncüyü eğer benim gibi bu şekilde örüyorsanız ortadan geçirerek şişinizi, ki ilmeklerin yönü sağa doğru olsun diye, şöyle ortadan geçirerek 2 taneyi kesiyorsunuz, bir eksiltme yapıyorsunuz. Bundan sonraki ön yüz metodumuz bu. 2 taneyi düz örüyoruz. Sonraki 3 ve 4. ilmekleri birlikte örüp, yani kesme işlemi yapıyoruz sıra sonuna kadar. Başka hiçbir işlem yapmadan düz örgü örerek gidiyoruz. Ön yüze, arka yüze döndüğünüzde ilk ilmeği örmeden alıp normal arkayı yine komple ters örgü yapıp bitiriyorsunuz. Ön yüze döndüğünüzde 2 tane dediğim gibi düz örgü, 3 ve 4'ü birlikte örerek yaka kesimini sola doğru yapıyorsunuz. Şimdi bunu da yine omuza kadar örelim aynı ölçüde.
ön tarafları bitirdikten sonra arka tarafı nasıl ördüm size çok pratik şekilde anlatacağım. Detaylı videoyu çekmiştim ama maalesef kayboldu. O yüzden böyle lastiği yanlara, kollara lastiği ördükten sonra çekmek zorunda kaldım bu videoyu. Şimdi lastik kısmını, ön lastik, arka lastik kısmını önlerde ne kadar ördüysek o kadar örüyoruz. Yine önü düz, arkayı ters, ilmek sayısı ön tarafa ne kadar ilmek attıysanız. Mesela 40 mı attınız, arkayı 80 yapacaksınız. 2 katı. 2 katından biraz daha az olabilir. Mesela 78 de yapabilirsiniz, 76 da yapabilirsiniz. Arka yüzün biraz eksik olması sorun yaratmaz. Ama burada önemli olan bir püf noktası var. Çift sayı olması gerekiyor. Yukarıda ense uyuntusu açacağımız için buradaki ilmek sayınızın çift sayı olması gerekiyor. Kollarda ne yaptık? Hemen pratik şekilde anlatayım. Bakın ben buraya lastiği ördüm. Bunu biraz birazdan nasıl öreceğimizi göstereceğim. Onun öncesinde şu oyuntuyu nasıl yaptık? Onu anlatayım. Şimdi belli bir uzunlukta örüyoruz kol altına kadar. Önde ne kadar ördüysek o kadar. İlk önce buradan 3 tane ilmek kesiyoruz. Örüyoruz düz örgümüzü. Geliyoruz. Burada yine düz bitiriyoruz. Düz örerek bitiriyoruz. Arkayı döndükten sonra 3 tane ilmek kesiyoruz. Sonra arkayı ters örüp geldiğimizde ön yüze dönüp 2 tane ilmek kesiyoruz. Düz örüyoruz. Bu tarafı arkada yine 2 tane ilmek kesiyoruz. Dönüyoruz. Burada 1 tane ilmek kesiyoruz. Geliyoruz. Burada arkada bir tane ilmek kesiyoruz. Daha fazla kesmek isterseniz, birer tane daha kesmek isterseniz şu tarafı ön yüzde, diğer tarafı arka yüzde aynı sayılarda kese kese gidiyorsunuz. Sonrasında işte önde ne kadar kesme işlemi yaptıysanız kol altında, bu arkada da aynı şekilde kesme işlemini yapıyorsunuz. Yukarıya çıkıyoruz. Ne kadar çıkıyoruz? Ense uyuntusunu yapana kadar. Ense uyuntusuna ne zaman başlayacağız? Şimdi onu anlatacağım. Çok pratik bir şekilde ense uyuntusunu nasıl yapacağımızı anlatacağım. Arkayı ördünüz. Yukarı çıktınız. Bitime 8 sıra kala yapacağız bunu. Toplam 8 ya da 10 sıra kaldığında arka uyuntuyu açmaya başlayacağız. Şöyle yapalım. Yani burada ön tarafları daha önce örmüş olmanız gerekiyor. Ön tarafa 10 sıra kala biz buradan arka uyuntuyu açmaya başlayacağız. Şöyle 2 tane omuz var burada. Herkesin ilmek sayısı farklı ama ben pratik şekilde anlatacağım kendi ilmek sayılarım üzerinden. Şimdi benim buradaki omuzlar ön taraflarda 20 ilmekle bitti. Buralar 20 tane ilmek var. Burada da diğer tarafta da 20 tane ilmek. Arkada 64 tane ilmek var. 64 tane ilmek var. 20 burada, 20 burada 40 etti. 20, 20, 40. 64 ilmekten 40'ı çıkardığınızda geriye 24 tane ilmek kalıyor burada. Bizim bu 24 ilmeği oyuntu haline dönüştürmemiz lazım. 24 ilmek üzerinde çalışacağız. Örgümün yarısındayım. Bakın yarısı burada, yarısı burada. Şimdi bu omuz buraya, bu omuz buraya. 24 tane ilmeğim kaldıysa 12 burada çalışacağım. 12 burada çalışacağım. Ama sizinkiler farklı olabilir. Sayılar farklı olabilir. Omuzları buraya getiriyorsunuz. 2 omuzu toplam sayıdan çıkardıktan sonra ortada kalan rakamı bakın böyle 2'ye böldük. Yarısını burada çalışacağız. Yarısını burada çalışacağız. Ben 12 burada yok edeceğim. 12 burada ilmek yok etmem gerekiyor. İlk başta başlarken her zaman yüksek ilmekle başlıyoruz. Yani yüksek sayıda ilmekle başlıyoruz. Şuradaki ipimi de ortaya geldim. İpimi kestim. Buraya bağlıyorum ve burada eksiltmelere başlayacağım. Şimdi kaç tane ilmeğiniz olursa olsun ilk baştaki eksiltmemizin biraz derin olması gerekiyor. Mesela ben 12 burada 12 burada eksilteceğim ama İlk seferde sizin ilmek sayınız benimkinden fazlaysa ben şimdi 6 ilmek eksilterek başlıyorum. Burada nasıl eksilttiğinizin hani muntazam görüntü falan çok önemli değil. Üzerine çünkü yaka dikeceğimiz için burada görüntünün çok bir önemi yok. 3 4
5, 6. Ama siz eğer daha fazla sayıda ilmek varsa burada şişinizde 7 tane, 8 tane keserek başlayabilirsiniz. 6 taneyi kestikten sonra şunu hemen şişime takıyorum. Geri kalanını ön yüzüne şekilde örüyorsak, yani şu an düz örüyoruz. Bu şekilde ön yüzü örüyorum. Eksiltmeyi yaptım, ilerledim. Sonra arkayı döndüm, ters ördüm. Ön yüze tekrar geldiğimde 6 tane eksiltme yaptım. Bunu 12'ye tamamlayabilmem için burada tekrar bakın. Tekrar yine eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3 eksiltme. Şimdi ben küçük beden üzerinde çalıştığım için eksiltmelerimin sayısı da küçük oluyor. 6 yaptım, 3 yaptım. 12'ye tamamlayacağım. Siz mesela atıyorum burada 20'ye tamamlamanız gerekebilir. İşte 18'e tamamlamanız gerekir. 15'e tamamlamanız gerekir. O zaman şöyle yapabilirsiniz. 7 tane, toplam 4 kez eksiltme yapacağız enseyi bitirirken. 4 ya da 5 kez maksimum eksiltme yapabilir. Çok yaka açamayız çünkü buradan arkadan. Mesela 20 tane mi? Şöyle yaparsınız. Önce 7 tane, sonra 6 tane, sonra 5 tane, sonra 4 tane, sonra 3 taneyle bitirirsiniz gibi. Yani o şekilde tamamlayarak gidin. Ve devamını örüyorum. Altı, 3 daha kestim, 9 etti. Burada 6 kestim, 3 kestim, 9 etti. Şimdi 1, 2 tane daha kesiyorum. Toplam 11 kesme işlemi yaptım. Ve şimdi son eksiltmemi de yapıyorum. 12'ye tamamlıyorum. Şimdi 10 sıra bitmeden önce 10 sıra dedim. Ama ipiniz ince ise 10 sıra, ipiniz kalınsa benim gibi 8. sırada bitirebilirsiniz. İp biraz kalın, şiş kalınsa 8. sırada da bitebilir. Şimdi benim artık son eksiltme sıram. Arka sırada kesme işlemini yapacağım. Siz eğer daha tam eksiltmeleriniz bitmediyse bir sıra daha geçip sonrasındaki sırada kesme işlemini yapabilirsiniz. Evet, diğer tarafa geçelim. Buradaki kesme işi bitti. Şimdi ne yapıyorum? İpimi tekrar yine kestiğim yerden bağlıyorum buraya. İpi tekrar bu tarafa bağladım. Bakın bu benim anlattığım size en kolay hali. Çok daha hani düzgün şekilde, muntazam şekilde ense uyuntuları daha önce de anlatmıştım. Yapılabilir. Ama ben şu an size en pratiğini, yani en sizi yormayacak olanını anlatmaya çalışıyorum. Sonra buradan tekrar yine şurada ilk başlarken kaç tane ilmek kestiyseniz, ki ben 6 tane kestim. 6 ilmeğimi kesiyorum. Sonra normal yine ters örgü yaparak ilerliyorum sıra sonuna doğru. Şimdi burada kesimi yaptım, 6 tane ters ördüm. Sonra ön yüze döndüm. Hiç eksiltme yapmadan ön yüzde komple düz ördüm. Tekrar yine arkada ve eksiltme bölümündeyim. Biliyorsunuz ki 3'er tane eksiltmiştim ikinci seferde. Siz ikinci seferde kaçar tane eksiltiyorsanız, yani kaça tamamlamak istiyorsanız o kadar, aynı şekilde aynı metotla ilerliyoruz. Sadece arka tarafın bu kısmında arka yüzden kesme işlemlerimizi yapıyoruz. Diğer tarafta ön yüzden yapmıştık. Şimdi burada arka taraftan yapıyoruz. Sonra tekrar önü hiç eksiltmeden öreceğim. Arka yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Tekrar yine diğer tarafta izlediğim metodu izleyerek 6-3-1 şeklinde gitmiştim. Bir taneyi kestim. 6 3 2 1 şeklinde, pardon, 6 3 1 dedim, yanlışlık oldu. 6 3 2
ve bir şeklinde gitmiştim. Burada da yine aynı metodu izleyeceğim. Son artık bir taneyi kesiyorum. Yani kaç tane kesmeniz gerekiyorsa o kadar kesme işlemini arka yüzde bitirdikten sonra artık son eksiltmeyi yaptıktan sonra normal yine ters örgümü örüyorum. Toplam o 4 sıra boyunca önceki ön yüzlerdeki 4 sırada eksiltme işleminin bitmiş olması gerekiyor. Her iki taraf için de geçerli bu. Her iki bölümde de, burada da, diğer tarafta da. Sonrasında şimdi 9. sırada kesme işlemini bitireceğim. Şimdi burada 8. sırada, burada da 9. sırada kesme işlemini yaptık. Neden öyle yaptık? Çünkü ilk başta yarıya kadar bu kısmı zaten örmüştük hatırlarsanız. Burada o kısma denk gelen bölümü eksilterek başladık. O yüzden dengeyi sağlamak için, burada aynı sırada bitiş yapmak için burayı 9, burayı 8 sıra ördük. Evet, arka yaka açıklığımız bu şekilde oluyor. Çok pratik şekliyle anlattım. Dediğim gibi daha muntazam kesimler de olabiliyor ama ben çok iyi bilmeyen örgüyü ama arka yaka kesmek isteyen herkesin kolaylıkla yapabileceği bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hepinize kolay. Şimdi yakamızı örmek için önce omuzlarımızı birleştirmemiz gerekiyor. Omuz birleştirme yapmamız gerekiyor. Burada bakın şu kol kısımlarının karşılıklı gelmesine dikkat edin. Yanlış yere yanlış bölümü dikmeyin. Şimdi ben şuradan bir omuz dikimi yapacağım. Diğer tarafta da omuz dikimini yapacağım. Sonrasında yakayı nasıl ördüğümüzü anlatacağım. Buradan böyle iki omuzu da birleştireceğim. Şimdi omuzdan diktikten sonra iki tarafı da buradan lastik ekleyeceğiz. Kollara da lastik ekleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız onu anlatacağım. Bu kolay bir şey değil. Yani ipi öncelikle şuraya bir bağlıyorsunuz. Lastiğin başından itibaren omuza kadar kaç sıra ördüğünüzü sayıyorsunuz. Bunun en kolay yolu arkadan saymak. Daha kolay olur arkadan saymanız. Mesela bende 90 tane sıra var. 90 sıra örmüşüm omuza kadar. Lastiğin başlangıcına itibaren. Hepinizin değişik olabilir. Ördüğünüz ipin kalınlığına göre, ördüğünüz yeleğin uzunluğuna göre değişkenlik gösterebilir. Bir numara küçük şişte yapacağım bunu. Bunu böyle yapmak zorunda değilsiniz ama daha derli toplu durması için bir numara küçük olmasına özen gösterin. Şimdi ilk ilmeği almak her zaman biraz zor olabilir. Şöyle çekiyorsunuz. Sonrasında bakın her bir sıranın içinden şuradan birer tane ilmek çıkarıyorsunuz. Kaç tane ilmek oluyor? Kaç sıra ördüyseniz, mesela benim gibi 90 sıra ördüyseniz omuza kadar 90 tane ilmek çıkarmanız gerekiyor. Bunun düzgün olabilmesi için mesela yarısına geldiğinizde, burada yarıya geldiğinizde 45 burada, 45 burada sayın ilmeklerinizi. 45 tane çıkardınız mı, çıkarmadınız mı? Buradan anlayabilirsiniz. Şimdi her bir sıradan birer ilmek çıkararak böyle bu şekilde sıralara bakıyorum. Yani illaki her sırada hani bazen gözünüzden kaçabilir. Şu şekilde her bir sıradan bir tane çıkarıyorum. Tığ yardımıyla da çıkarabilirsiniz bunları. Yukarıya doğru 90'ı tamamlayacağım. Bakın böyle kenarı komple çıktım 90 ilmek olarak. Arkada omuzdan sonraki bölümü ne yapacağım? Burada bir eğim yapmıştık hatırlarsanız. Burada yapacağımız şey her bir ilmekten, yani bakın böyle her biri bir ilmek, şu V şeklindeki bölümler.
Buraların her birinden bir tane ilmek çıkarmak. Kaç tane varsa bu sırada bakın aşağı doğru iniyor zaten. Her birinden birer tane ilmeği çıkarıyorsunuz. Bu şekilde. Eğimle biraz aşağı iniyorsunuz eğimden dolayı. 1 eksik 1 fazla olabilir. Sorun değil. Şekilde. Şimdi tekrar omuzdan ön tarafın diğer bölümüne döneceğiz. Arka tarafı aldım şişe. Şimdi tekrar yine şöyle aşağıya doğru ineceğim. Yine her bir sıradan birer tane ilmek çıkararak ineceğim. Buradan aşağı yine 90 tane ilmek. Çünkü 90 sıra olduğu için burası 90 ilmek çıkarmam gerekiyor. Ama 80 olsaydı 80 çıkaracaktık. 100 olsaydı 100. Buradan aşağıya yine 90 ilmek çıkararak komple ön çevresini yeleğin ya da hırka örüyorsanız hırkanın bir tane şişe almış olacağım ve lastik öreceğim. Evet, tüm ilmeklerimi çıkardım. Böyle hepsini, aslında misin alı şiş olsa daha iyi olurdu ama uygun numara bulamadım evde, ona uygun numara. Bu kısmı anlamadıysanız, yani buradan ilmek çıkarma nasıl oluyor? Detaylı bir video anlatımım var. Onu aşağıda açıklamalar kısmına ve yorumların başına tutturacağım. Oradan takip edebilirsiniz tam olarak ilmek çıkarmanın nasıl olduğunu. Şimdi yapacağım şey burayı başlangıcı iki düz iki ters ördüyseniz iki düz iki ters, bir düz bir ters ördüyseniz bir düz bir ters olarak öreceksiniz. İki düz iki ters, tüm komple sol şişimdeki ilmekleri iki düz iki ters olarak lastik şeklinde, dönüşte de yine lastik olarak öreceğiz. Lastik örmeyi bilmiyorsanız onu da yine aşağıdaki açıklamalar kısmına ve yorumların başındaki bölüme tutturacağım. İki tane düz, iki tane ters şeklinde devam edeceğiz. Evet, yakanın çevresinde bakın burada da böyle arkadan geçirdik. Devam ettik. Böyle uca doğru lastiğimizi ördük. Peki kollarda ne yapacağız? Şimdi kolları henüz dikmeden koldan lastik çıkaracağız. Henüz dikmedik. Bakın sadece omuz tarafı dikilmiş durumda. Buradaki böyle kol kesiminden itibaren yine her bir ilmeğin içinden, bakın, her bir ilmeğin içinden birer tane ilmek çıkararak yukarıya doğru gideceğiz. Bu kenar kısmından başladık. Bu şekilde yukarıya doğru her bir ilmekten bir tane ilmek çıkaracağız. Şimdi şu aralarda atlamalar var. Oralardan şöyle şu şekilde yine birer tane çıkaralım. Birkaç yerde, yani kesimin çok oldu. Mesela 3 kere 4 kere kestiğimiz yerlerde. Burada da her bir sıradan, bakın her bir sıradan kaç sıra ördüyseniz omuza kadar, buradan itibaren omuza kadar kaç sıra örüldüyse o kadar sayıda ilmek çıkarıyoruz. Yani buradan buraya kaç sıramız var sayıyoruz ve o kadar yukarıya doğru omuza kadar çıkarıyoruz. Bakın yukarıya doğru çıkıyorum. Şöyle 21, 22 ben. Ha,
Her bir sıradan bir tane. Omuza geldikten sonra, burada omuz çizgisine geldikten sonra burada kaç ilmek çıkardıysak bu aşağıdaki şu bölgeye kadar, bakın şu bölgeye kadar aynı sayıda ilmek çıkaracağız. Şimdi omuz çizgimiz burası. Şuradaki ilmek sayısıyla buradaki ilmek sayısının birbirine eşit olması lazım. Kesim, kol kesimleri buradan başlıyor. Şimdi burayı da lastik öreceğim. Diğer kolda da aynı metodu uygulayacağım. Sonra birleştirme yapacağım. Her iki tarafta da kolları ördüm. Bakın burada da burada da kollar örüldü. Kolları kaç sıra ördüm? Bu size bağlı. İpinizin inceliğine, kalınlığına bağlı. 10 sıra da örebilirsiniz. 11, 12, 13. Burada önemli olan kesme işlemini arka yüze döndüğünüzde yapın bitirirken. Çünkü ön yüzde biraz daha böyle düzgün durması için. Yanları dikmemiştim hatırlarsanız. Şimdi ters çeviriyorum ve şuradan başlıyorum dikmeye. Böyle buradan biraz genişçe ördük ön tarafları. Neden? Pratik bir yelek burada sanki düşük kol gibi bir görüntü vermek için lastikli. Aslında burada lastiğin açılmasının daha değişik bir yöntemi var. İçeriye doğru girerek lastik açılıyor. O yöntemi daha önce anlatmıştım ama bu pratik bir yelek olduğu için böyle sanki düşük kolmuş gibi olacak lastiğimiz. Buradan aşağıya şuradaki lastik kısmına kadar her iki tarafta da dikişimizi yaptıktan sonra yeleğimiz giyilmeye hazır hale gelecek. Kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada muntazam bir dikiş istiyorsanız onun nasıl olduğunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Sanki hiç dikiş yapılmamış gibi bir görüntü oluşuyor. Onun da linkini yine açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına bırakacağım.